Selamun aleyküm arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün inşallah sizlerin de görmüş olduğu gibi bu babetin yapımını ben daha önceki videomda sizlerle paylaşmıştım yapımını. Bugün de inşallah çiçeğinin yapımını paylaşacağım. Çiçeğimin yapımı için arkadaşlar Dora, Örenbayan, beyaz, patiklik ip, tekrar kırmızı ipim var. Tığım 3 numara. Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlayalım arkadaşlar. Kolay gelsin hepinize. Şu şekilde ipimi tığıma sabitleştiriyorum. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Hemen şu şekilde zincirime batıyorum. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Başına doluyorum. Şöyle iki defa da trabzan yapıyorum. 1 2 zincir çekiyorum. Zincirimin ortasına batıyorum. İki defa da çekiyorum. 1 2 zincir çekiyorum. Tekrar iki de çekiyorum. 1 2 zincir. Tekrar İki de bir çekim yapıyorum. 1 2 3 4 1 2 zincir çekiyorum. 2 de çıkıyorum tekrar. Evet, 1 2 3 4 5. 5 tane kutucuğumuz oldu. 2 zincir çekiyoruz. 2 zincirden sonra hemen şuradaki 4 zincirimizin 1 2 2 deliğe değil 3. olan kısmına batımımızı yapıyoruz sık iğne ile. Evet, şimdi bir zincir çekiyoruz. Şu kısmı yapacağız arkadaşlar. Bir kere başına doluyoruz, 2 de çekiyoruz, 1 battık. 2 3 3 ve 4. 4 tane battım. Buraya bir sık iğne yapıyorum. Tekrar bir zincir çekiyorum. Öbür kutucuğuma geçiyorum. Başına doluyorum. 1 2 3 4 kez batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum dibine. Bir zincir çekiyorum. Tekrar başına doluyorum arkadaşlar. 1 2 3 ve 4. 4 tane battım. Bu şekilde bir zincir çekiyorum. Bir, iki, üç, dört. Doldurduk. Bir sık iğne, bir zincir. Başına doluyoruz. İki seferde çekiyoruz. İki. Bir, 2 3 ve 4. Tekrar sık iğnemizi yapıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. 1 2 3 ve 4. Tekrar sık iğnemizi yapıyoruz. Evet. Orta kısmımız oluştu arkadaşlar. Tekrar şimdi kırmızı ipimizle aynı şekilde 1 2 3 4 4 zincir çekiyorum. Şu kısma şu şekilde
batıyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Şu arkada görmüş olduğunuz deliğe şu şekilde batıyorum. 1, 2, 3, 4 zincirim ile tekrar bu şekilde batımımı yapıyorum. 1, 2, 3, 4. Tekrar iki yaprağımın arasına bu şekilde batımımı yapıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Tekrar iki yaprağımın arasına batıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir ile ilk baştaki çektiğim zincirimin hemen içine batıyorum bu sefer. Evet. Şimdi arkadaşlar, orta kısmımız oluştu. Beyaz çiçek yerimizi de ayarladık. Şimdi bunu kesiyorum. İpimi. Tekrar beyaz ipimi takacağım. Bir şöyle sabitleştirme yapıyorum hemen. Şu şekilde ipimi de içine yedirerek hemen şuraya bir sık iğne ile batıyorum. Şimdi arkadaşlar, başına doluyorum. Bir, iki seferde çekiyorum. Tekrar başına doluyorum. Bir, iki seferde çekiyorum. Başına doluyorum. Bir, bunu bir çekiyorum bu sefer. Bunu ikisini bir çekiyorum. Şimdi buraya bunu yaptığımız yere 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Battığım trabzanımın hemen şu üst kısmına batıyorum. Başına doluyorum. Bir, aynı yine bir çekiyorum. İkisini bir çekiyorum. Tekrar 1, 2 de çekiyorum bunu. Tekrar 2 de çekiyorum. Evet. Yaprağımızın biri oluştu. Tekrar sık iğne ile atlıyorum ikinci yaprağıma. Bir zincir çekiyorum. 2 de çekiyorum. Yine trabzanımı. Tekrar 2 de çekiyorum trabzanımı. Başına doluyorum. Bu sefer 3 seferde çekiyorum. 1, 2, 3. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tekrar üçlü trabzanımın tepesine batıyorum. Tekrar başına doluyorum. 2 de çekiyorum. Tekrar 2 de çekiyorum. Sık iğnemi yapıyorum. Tekrar üçüncü yaprağıma geçiyorum. Bir zincir çekiyorum. Bu şekilde çiçeğimiz devam ediyor. Başına doluyorum. Bunu 3 seferde çekiyorum. Tekrar 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Trabzanımın tepesine batıyorum. 1, 2, 3 de çekiyorum. Bu şekilde yapraklarımızı dolduralım arkadaşlar. Evet, ben son sırama geldim. Bunu bu şekilde görmüş olduğunuz gibi hemen şu kısımdaki yere sık iğne ile batıyorum. Şöyle bir sıkıştırma yapıp beyaz ipimi kestim. Evet. Şimdi
kırmızı kenarlarını sık iğnemle onları yapacağım. İpimi şöyle bir yerdireyim. Evet, şu kısımdan hemen başlayacağım. Şu şekilde şu kısmımdan ipimi şöyle çekiyorum, ipimi bir tane. Şu ipimi de şöyle içine yedirirsem. Evet, sık iğneyle bunu bu şekilde üç tane zincir çektiğim yere tekrar ben bir iki zincir çekeceğim. Tekrar bir daha batacağım buraya. Buraya iki batımım var. Tam şu kısım ortaya çıksın diye arkadaşlar. Tekrar sık iğneyle geliyorum aşağıya doğru. Evet, tam bu dibe indiğim zaman ne yapıyorum? Başına dolamadan hemen çiçeğimin şu kısmı, son kısmına şu şekilde bir çekme yaparak uzatıyorum buraya. Tekrar sık iğnemi gidiyorum kenarına. Aynı üçlü zincirimin içine batıyorum. Bir iki zincir çekiyorum. Tekrar batıyorum içine. Sonra tekrar sık iğnemi yapıp gidiyorum arkadaşlar kenarına. Evet, yine şu şekilde çiçeğimin olduğu bölümden bir tane çekerek yer belli ettim yine. Tekrar sık iğnemi yapacağım. Bir, zincirimin içine batıyorum. Bir, iki zincir çekiyorum tekrar. Evet. Sık iğneme gidiyorum arkadaşlar. Hemen hemen çiçeğimiz oluyor. Aynı bu şekilde bir çekmeyle şöyle bir şey yapıyorum. Evet, tekrar sık iğneme gidiyorum. Tekrar zincirimin içine bir, iki batıyorum. Bunu illa bu patiğe uyarlamak zorunda değiliz. İstediğimiz babete, istediğimiz patiğimize bu çiçeği uygulayabiliriz. Siz istediğiniz renkten de yapabilirsiniz. Bir de burada bir tığım takıldı. Şöyle geliyorum. Tekrar bu şekilde tekrar. Şu ipimi de içine yedireceğim arkadaşlar. Temizliğini yaparak gidersek daha rahat oluyor. İpleri temizleyerek içine. Bir, iki, yine zincirimi çektim. Tekrar sık iğnemi yapıyorum. Tekrar şöyle bir alıyorum çiçeğimi. Tekrar sık iğnemi gidiyorum. Bir, iki zincir çekiyorum. Çiçeğimin tepesine aynı yere batıyorum. Sık iğneyle iniyorum arkadaşlar. Yine burada aynı uygulamamı yapıyorum. Çiçeğimin dibine doğru şu şekilde batıp tekrar şu
başlamış olduğumuz sık iğnemizin yanına hemen şöyle sabitliyoruz. Bir tane zincir çekiyoruz. Evet arkadaşlar, çiçeğimiz bitmiştir. Bunu babetimizin şu şekilde, mesela babetimizin bu şekilde dikeriz. Bunda olmuş, burada görmüş olduğunuz gibi ortasına bir inci dikerken dikebilirsiniz istediğiniz şekilde. Evet, patiğimizin süsünü, çiçeğini de yaptık. Diğerki videomda sizlerle görüşmek üzere. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın.